Merhaba değerli takipçilerim, Murat Tütkün YouTube kanalına hoş geldiniz. Gün analizi programıyla yeni bölümüyle karşınızdayız, üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Aslında dün çekecektik ama bugün dün bir teşekkürümüz var. Öncelikle bizi destek veren herkese, kanala destek veren herkese buradan teşekkür etmek durumunda değil. Çünkü dün Vodafone arızalıydı. Dolayısıyla yine gecikmeli olarak başlıyoruz, atıyoruz. Müsaadenizle ben teşekkür etmek istiyorum. Tüm takipçilere buradan teşekkür etmek istiyorum diyerek bugünkü analize başlayalım. Gecikmiş olarak da başlayalım. Niye? Çünkü 3. bölümü 30 Haziran 2022 Perşembe günkü Cumhuriyet Gazetesi manşetinde günlük sırasında Türkiye desti Madrid'de sustu haberi var. Değerli takipçilerim, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruyla ilgili muhtıra imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye istediğini altı açıklamasıyla muhtırayı zafer olarak ilan etti. Muhtıra da PKK terör örgütü sayılırken PYD-YPG için bu tanım kullanılmadı. Terör organlarının iadesi için ise takvim veya güvence verilmedi. Emekli Büyükelçi Faruk Koroğlu, Türkiye terörle mücadele bakımından somut hiçbir güvence almadı. Belgede yazanlara uymadığı takdirde yaptırımına denen bir unsur yok dedi. Koroğlu, mutabakat nedeniyle Türkiye-Rusya ilişkilerinin Türkiye-Rusya ilişkilerinde sert rüzgarlar esebileceğini söyledi. Şimdi Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 1 Temmuz 2022 Cuma günkü haberlere. Son sözü söylemedik haberiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'dan 73 teröristin iadesi dahil verdikleri sözde tutmalarını bekleyeceklerini, aksi takdirde halde NATO'yu unutmamalarını istedi. Erdoğan, Makedonya'ya 20 yılda NATO'ya girdi uyarısı yaptı. Bu iki ülkenin Madrid'e imzaladığı mutabakata rağmen Türkiye'yi oynamayacaklarını belirten Erdoğan şöyle dedi. Biz parlamentomuzdan bunu geçinmedikten süre sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri lazım. Onların bu görevleri yerine getirmeleri halinde biz de parlamentomuza göndeririz. Bunlar yerine getirmezse mutabakat meclise gönderilmez. Makedonya 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu öyle çok çabuk işleyen bir süreç değil. İki ülkede de bunu biliyor. İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi. Teröristleri vereceğimize, adaları değiştireceğimize söz veriyorsunuz. Bunları yerine gelmezse kusura bakmayın. Bu söz yerine gelecek dedi. Haberler böyle ancak bir haberimiz daha var. Geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi'yle bitirelim. Geçtiğimiz 1 Temmuz 2022 Cuma Takvim Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü sanatçı Türk sineması efsanelerinden Cüneyt Arkın'ı anıyoruz. Anarak bitirmek istiyorum. Türk sineması damgasını vuran Cüneyt Arkın gözyaşlarıyla uğrandı. Binlerce sevenin sanatçıyı son yolculuğuna yalnız bırakmadı. Gözyaşına boğulan kalabalığı sanatçının oğlu Murat Arkın babasının sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı. Ağlamayın bre, böyle insan için ağlanmaz. Destan yazılır. Sanatçının naaşı Türk bayrağına sarılı Zincirli Kuyu mezarlığında defnedildi. Biz de Murat Tütkün YouTube kanalı olarak ünlü sanatçı, bir dönem Kürul filminde de oynayan Cüneyt Arkın'a buradan Allah'ta rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimizle gün ailesini tamamlıyoruz. Bizi takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. YouTube'da kalın, Muhatır YouTube kanalında kalın, gün ailesinde kalın. Yarın görüşme dolduğu bölümde görüşmek üzere. Hepinize sağlık, sevgiyle kalın, hoşça kalın.